Herkese merhaba, yeni bir video ile sizinleyim. Ocak ayında kullandığım ve bitirdiğim ürünleri bu videoda sizinle paylaşacağım. Bazı ürünlerden memnun kaldım, bazılarından kalmadım. Onların ufak yorumlarıyla beraber size göstermeye başlıyorum. İlk olarak The Body Shop'un Satsumalı vücut peelingi. Bunu bir gezi setinden almıştım Body Shop'un. Aynı Satsumalı body butter'ı da vardı. Ondan az kaldı ama bu bitti. Bunun da kokusu güzel. Peeling özelliği de iyi ama kokusu çok yoğun. Yani güzel bir kokusu var ama çok yoğun. Yani bir süre kullandıktan sonra çok satsuma kokuyorsunuz. Sanki ayaklı turunçgiller gibi hissediyordum kendimi. O yüzden kokusu bunalttığı için son zamanlara doğru bir an önce bitsin istedim. Tekrar satsumalı almayı düşünmem ama The Body Shop'un vücut peelingleri güzel. Tekrar almayı düşünüyorum. Bir başka ürün Arconem'in ince dokunuşlu el yüz vücut çok işlevli günlük bakım kremi. Bu kremi de pek sevmedim çünkü nemlendirici özelliği pek iyi değildi. Ve hemen cildim emiyordu. Sanki hiç sürmemiş gibi hissediyordum. O yüzden tekrar tercih edeceğimi sanmıyorum. Kokusu güzeldi ama. Bir başka ürün Oriflame'in Pure Natural kil maskesi. Bu kil maskesini ben uzun zamandır kullanıyorum. Bu benim herhalde 3. şişem olacak. Çok seviyorum. Normalde kil maskeleri yüzümü, cildimi kuruttuğu için pek tercih etmiyordum ama bu çok güzel. Hem nemlendiriyor hem de cildimin yağlanmaya başladığında ya da sivilcelenmeye başlayacağı zamanlarda direkt o etkiyi alıyor. Cildimi kendi normal düzenine geri döndürüyor. O yüzden çok seviyorum. Kampanyada olduğu zamanlarda da birkaç tane alıp yedeklemeyi düşünüyorum. Şu an bitti. En yakın fırsatta tekrar alacağım bu ürünü. Dün bahsettiğim Rossmann'ın kendi markasının yüz maskesi. Bunu bugün kullandım ve memnun kaldım. Fiyatı da çok uygun. Ve piyasadaki diğer yüz maskelerini kullanma ihtiyacı duymuyorsunuz. Duymazsınız da çünkü etkisi aynı, hiçbir fark yok. Zaten yüzünüze sürdüğünüzde direkt böyle çalışmaya başladığını hissediyorsunuz. Böyle bir karıncalanma geliyor ve etkili olduğunu düşünüyorum. Cildimde de herhangi bir kaşıntı ya da kızarıklık yapmadı. Bu ürünü de gittiğimde tekrar birkaç tane alacağım. Lancome'un göz makyaj temizleyicisi. Bunu da şu göz makyaj temizleyici arayışlarımda aldım ve memnun kaldım. Güzel bir ürün. Yalnız yani çok da memnun kalmadım. Çok almışan bir şey değil ama güzel bir göz makyaj temizleyicisi. Hani tam böyle istediğim ve aradığım bir şey değil. O yüzden tekrar tercih eder miyim bilmiyorum ama daha iyisini bulana kadar şu an benim için iyi bir göz makyaj temizleyicisi. Yine göz makyaj temizleyicilerinden bu ay çok kullandım. Neutrogena'nın temizleyicisi. Bundan hiç memnun değilim. Yüzümü sabah kalktığımda buralarımda hala temizlenmemiş makyaj kalıntıları kalıyor. O yüzden memnun kalmadım. Çok da yağlı bir yapısı olduğu için tekrar tercih etmeyeceğim. Benim için Neutrogena'nın temizleyicisi bitmiştir. Yine aynı şekilde benim için bitenlerden biri de Shein'in Roll-On deodorantı. Bu zaten yani koku özellikle hani aslında deodorant roll-on özelliği de iyi. Ama bir süre sonra bu da sizi etki etmiyor. Yani birkaç kullanımdan sonra hiçbir sürdüğünüzü hissetmiyorsunuz. Sadece kokusunu alıyorsunuz. O yüzden Shein'in roll-on'u da almam. Yine almayacaklarım arasında Culebra diye bir markanın yüz makyaj temizleyici mendilleri. Bunu da daha önce denemediğim için ve yeni bir marka olduğu için denemiştim. Bundan da memnun kalmadım. İçinde paraben yok ürünlerinin. O yüzden tercih etmiştim. Ama çok sert mendillerdi. Temizlerken yüzümü çok zorluyordum ve kızarıklıklar oluşuyordu. O yüzden uygularken zorlandım. Bir de bunun peeling özelliği olan içinde tanecikli mendilleri de vardı. Eğer bundan memnun kalsaydım ondan da alacaktım. Ama yani içinde peeling taneleri olmayan bile benim cildimi bu kadar yoruyorken ve yıpratıyorken o peelingde hiç düşünmek istemiyorum. Bir de yani mesele sadece parabenin olmamasıysa gider Huggies'in ıslak bebek mendillerinden alırım. O da yani paraben yok. Ayrıca yumuşak. Hani o yüzden pek bir cazibesi olmadığı için tekrar kullanmayı düşünmüyorum. Bir başka ürün yine dün bahsettiğim Isana'nın Rossmann'dan aldığım acil saç bakım kürleri. Bunun da farkını hissettim. Saçımı kremledikten sonra böyle biraz daha kullandım. Bir dakika kadar beklettim. Sonra duruladım. Durulanan bir ürün. Duruladıktan sonra biraz daha böyle yumuşadığını saçımın ve biraz daha böyle kendine geldiğini hissettim. O yüzden bunlardan birkaç tane daha gittiğimde almayı düşünüyorum. Fiyatına göre gerçekten bu da güzel bir performans sağladı. Şimdi tester bir iki tane ürün var. Dior'un bir tane
şey fondöten testleri. Bu benim cildime biraz koyu geldi. MAC fondötenimle karıştırıp kullandım ama aradaki farkı anladım. Bu biraz daha böyle yoğun kıvamlı ve kapatıcılık özelliği olan bu fondötenli. Bir de yapısı da çok hoşuma gitti. O yüzden diyorum bu fondöteni beğendim. Fondötenlerim bittikten sonra almayı düşünürüm. Yine La Colline'in iki tane el krem şeyi vardı, tester vardı. Bunları da çantamda atmıştım, kullandım. Yani pek bir özelliğini ve farkını fark etmedim. Ama nemlendiriciliği yoğun ve güzel kremlerdi. Yine artık uzun zamandır bende olan ve artık bitsin dediğim ürünlerden biri Bulgari Parfumme'nin deodorantı. Bunu deodorant olarak almıştım. Yalnız deodorant özelliği yok. Deodorant anlamıyla herhangi bir etkisi yok. Daha çok koku ve kalıcılık özellikli bir ürün. Kokusu çok güzel, böyle çiçek kokuları ve gül, çok güzel kokusu var. Gül ağırlıklı bir koku. Yalnız son zamanlarda artık bitsin diye çok sık kullandım ve bu beni biraz bayılttı. Ama aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar almayı düşüneceğim ürünlerden biri. Belki yani bir sene sonra falan alabilirim tekrar. Yine günlük olarak kullandığım ve sevdiğim, düzenli olarak tükettiğim ürünlerden biri Nivea canlandırıcı günlük bakım kremi. Bu da benim günlük nemlendirme yüzüm için ihtiyacımı karşılıyor. Sevdiğim ürünlerden biri. Tekrar almayı düşünürüm ama tekrar almayacağım muhtemelen. Yeni bir şeyler denemek istiyorum. Yeni bir iki tane marka aklımda, onları almak istiyorum. Çok sık kullandığım ve sevdiğim maskaram Max Factor Dramatic Look bitti. Bu ürünü çok seviyorum. Aslında maskaralar beklentilerinize ve isteklerinize göre çok farklı kategorilerde oluyor. Bu takma kirpik etkisi istemiyorsanız, günlük kullanım için sizi idare etsin, sizi yarı yolda bırakmasın istiyorsanız kesinlikle kullanabileceğiniz, kirpiklerinize hacim veren ama yani çok da hani "Vuh, kirpeğe bak" dedirtmeyen ama güzel etki ve kaliteli etki veren bir rimel. Bu rimeli çok seviyorum. Düzenli olarak da kullanıyorum. Bunu da tekrar alırım ama şu an çok rimelim var elimde. Onlar bittikten sonra tekrar bunu kesinlikle alacağım. Dünkü videomda bahsettiğim Rexona'nın deodorantı. Bunu çöpe atıyorum. Az bir şey kaldı. Yenisini aldığım için artık buna ihtiyacım yok. Bir de bu ay çöpe giden ürünlerim arasında Gratis'ten aldım. I Love Mango et Papaya şeyi, duş jeli. Bunun bir de Hindistan cevizlisini aldım. Memnun kalmadım. Kullanamayacağım herhalde. Bu olduğu gibi gidecek ya da bir şekilde değerlendirmeye çalışacağım falan. Yani çöpe de atmak istemiyorum ama değerlendirebilirsem değerlendireceğim. Yine dediğim gibi bunda kimyasal ve plastik kokusu aldım. İlk kokladığımda fazla bir kokusu gelmiyordu. Mango kokusu ağırlıklı geliyordu ama yok yani kullanamayacağım bunu. Bu benim için çöpe giden ürünlerden olacak. Paylaşacağım ürünler bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.